hiçbir şey kötü değildir. Tabii. Mutlaka temiz olması gerekiyor. Diş taşları tükürüğün yapısıyla alakalı olarak her insanda farklı derecede oluşur. Tabii ki buradaki yediğimiz besinlerin değeri ve kalitesi de bu diş taşının oluşumunu etki ediyor. Ama normalde bizim dişimizin üzerinde diş taşı olmamalı. Yani dişin yüzeyi her zaman parlak ve temiz olmalı. Diş taşları bu işte tükürük bezindeki kalsiyumla veya işte yediğimiz kalsiyumdan zengin besinlerle yüzeyde bir plak oluşturuyor. Hmm. Bu plağın üzerine çöken bu kalsiyumlar da orada bir diş taşı oluşturuyor. Tamam. Diş taşlarının bizim için en önemli sıkıntısı konak bir bölge oluşturmalar. Hmm. Yani bakterilerin tutunabileceği evet. bir alan oluşturmalar. Normalde dişin yüzeyi parlak olduğunda siz dişinizi fırçaladığınızda orayı temizleyebiliyorsunuz. Evet. Ama dişin yüzeyinde diş taşı olduğu zaman bakteriler bu bölgede yerleşiyorlar, ürüyorlar, çoğalıyorlar, toksinlerini oluşturuyorlar ve bunlar da bir süre sonra hem ağız kokusuna sebep oluyor, hem diş eti çekilmelerine sebep oluyor, evet. hem de çürüklerin oluşmasına sebep oluyor. Kısaca çok önemli, yaptırın diyorsunuz. Mutlaka yaptırılsın. Hatta 6 ayda bir. Evet. Tabii ki insanların dediğim gibi diş taşı oluşturma potansiyelleri birbirinden farklı. Tabii. Herkesinki aynı değil. İşte kimi insanın 3 ayda bir oluşur, tabii. kimi insanın senede bir oluşur. Bunu tabii ki gittikleri doktorlar... İdeali nedir İlker Bey? İdeali 6 ayda birdir ama... Yeterlidir diyorsunuz. Tabii ki yeterli ama doktorunuzla konuşursunuz. Doktorunuz size der ki senede bir gelmeniz yeterli sizin, senede bir gidersiniz. Ama kimi hastada vardır 3 ayda bir mutlaka gidip temizle etmesi lazım. Peki. Diş taşının bizim için en büyük sıkıntısı şu... dişin yüzeyinde gördüğümüz diş taşı aslında çok büyük problem değil. Bu çok rahat temizlenebilen, size de çok ciddi sıkıntı yaratmayacak bir diş taşıdır. Diş eti cebinin içinde, diş etinin hmm. içindeki diş taşları bizim için çok daha tehlikeli. Tabii. Çünkü ağzımızdaki mikroplar anaerob mikroplar. Yani oksijensiz ortamda daha çabuk yürüyebilen mikroplar. Ve bunlar diş etinin altına indiği zaman bir süre sonra besin olarak oradaki kemiği kullanmaya başlıyorlar ki dişleriniz sağlıklı, hiç çürüğünüz yok, gayet güzel bir gülümsemeniz var ama dişlerinizi sallanarak kaybediyorsunuz. Ya. Ve bunun tedavisi de çok kolay değil. Tabii. Eksikliği gidermek kolay, çürüğü tedavi etmek kolay ama diş eti tedavilerinde hastanın çok dikkat etmesi gerekiyor. Ya. Hekimin çok ciddi bir tedavi uygulaması gerekiyor. O yüzden diş sadece taşı deyip geçmememiz lazım. Tamam, harikaymış.